Merhaba. Kanalıma hoş geldin. Philips. Bugün sakallarımı düzleştireceğim. Ama bu sefer saç ve sakal düzleştiriciyle yapacağım. Hiç yapmadım. Nasıl olacağını da merak ediyorum. Philips'in şöyle bir ürünü göstereyim. Modeline de bakalım. HP 8303 tire çift sıfırmış. Hiç denemedim. Normalde ben keratin yapmıştım sakallarıma. Ama bu sefer bakalım Philips'in bu küçük, minicik, minnak ürünü deneyelim. Bundan bende iki tane var. Yani iki tane var dedim. Bir tanesi küçük. Bu Philips. Bir tane de bizim özel berberler için büyük olanı var. O orada duruyor. Onu da keratin bakımları yaparken o zamanlarda kullanıyorum. Ama önce ben işleme geçmeden önce bir sakallarımı yıkayayım. Ondan sonra işleme geçelim. Bu arada sakallarımı yıkamaya geçmeden önce kanalıma abone olursanız, beni takip ederseniz, Instagram adreslerimden, sosyal medya adreslerimden, Instagram'dan halim.altankingav ve Salon Halim King of Official olarak beni takip ederseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Ayrıyetten Twitter'da da varım ama daha yeni girdim. Çok fazla bir takipçim yok. Onu da Halim Altan King of adıyla bulursanız. Ben maalesef edit yapmayı bilmediğim için öğreneceğim inşallah. Ben böyle doğal videolar çekmeyi daha çok seviyorum. Olduğu kadar, olmadığı kadar diyelim. İnşallah hoşunuza gidiyordur. Hani böyle ben abone ol falan filan yazılarını yapmayı bilmediğim için olmuyor. İsterseniz daha fazla konuyu uzatmayalım ve sakallarımı yıkamakla başlayalım. Ayrıyetten ben birazdan sakallarımı düzleştirirken aynaya doğru döneceğim. Kusura bakmazsanız şimdiden hepinizden özür dilerim. İlk önce sakallarımızı yıkayalım. Onunla bir başlayalım. Hadi canım. Evet. Cidden evet. Çok güzel bir şey. Su yok. Baba, su yok. Hayda. Evet. Ne kadar güzel değil mi? 2022 yılındayız ve sular kesiliyor. Süper. Tebrikler. Şimdi sakalları yıkayamayacağımıza göre ne yapacağız? O zaman direkt düzleştireceğiz. Yani ne yapalım? Madem yıkanmıyor. Ha bu arada keratin bakımı falan kullanıyorsanız eğer diyeceğim. Saçınıza keratin kullandıysanız eğer ki bu şampuanı tavsiye ederim. Ben bunu kullanıyorum çünkü sakallarda hem keratin bakımlı hem de ayrıyetten %100 tuzsuz. Şimdi ben bunu yerine kaldırayım ve geliyorum. Evet arkadaşlar, evet. Şimdi düzleştirme olayını bununla nasıl yapacağız? Keşke yıkasaydık, çok güzel olurdu da. Ben şunu böyle biraz daha yaklaştırayım mı? Gel bakayım sen. Gel 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 gel. Şöyle bakalım artık nasıl olacak göreceğiz. Ama ilk önce bir makinamızı açalım. Bakalım ısınıyor mu? Deneyelim. Saniyesinde ıslandı vallahi. Isıttı. Oy. Cidden yakıyormuş be. Bunların buraları seramik. Bu da güzel. Bakalım şimdi sakallar nasıl olacak? İnanın bilmiyorum. Şöyle ben bir kamerayı şöyle bir ayarlayayım size. Şöyle yapalım. Kalsın öyle. Bakalım bakalım. Sanki biraz daha ısınması lazım. Aslında bu sakalları benim yıkamam lazımdı ya. Ve bunu teninize değdirmezseniz çok iyi olur ha. Bayağı sıcak yapıyor. Vallahi var ya, teninize değdirirseniz ciddi anlamda cayır cayır yakar. Şöyle bir.
Bir parçayı da buradan alalım mı? Şöyle çekelim. İki. Şöyle bir tane daha. Şuradan. Şöyle. Güzel. Bu da. İyi, yakmıyor. Yakmaması güzel. Tabii sakalları yıkamış olsaydım çok daha düzgün olacaktı ama maalesef. Şuradan çek. Yüzleştiriyor gibi. Tut bakalım, tut 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 tut. Yavaşça çek. Vallahi bende de güzel sakal var ama. Değil mi? Şuradan bir şurayı da alalım. Şöyle bir çekelim mi? Ulan sen orada tıraş ediyorsun adamı. Evet, YouTube kanalım var ya. Burada da sen kendini şey Yo, yaptırıyorsun. burada da şu an YouTube'a video çekiyorum. Kendi sakalını yapıyor. Tabi. Abonelerime gösteriyorum. Nasıl yapılacağını. Nasıl güzel, beğendin mi? Vermez mi ya? Tabi. Yakışıklı çocuksun. Yok canım, ne yakışıklılığımız mı kaldı Allah aşkına? Hiç değilse videolardan da insanlar görür hiç. Vay be. Nasıl? Tabi sakalları bir yıkayabilseydik çok daha iyi olacaktı ama. Tut tut tut, böyle tutacaksınız aşağı doğru. Çektiğiniz zaman sakalları düzleştirir. Biraz sıkıştıralım. Tabi fazla da yakmayın da. Bence gayet güzel oluyor. Şu Suları altları. kesmişler mi lan? Vallahi sular kesik ya. Niye akıyor bu tarafta? Bu bölgede. Ya işte yapıyorlar. İş yapıyorlar ya. Ne yaptıkları da belli değil. Anasını satayım millet. Yıl olmuş 2022, biz hala nelerle uğraşıyoruz? Su kesintileriyle uğraşıyoruz. Değil mi Doğan baba? Değil ama öyle olsun. Vallahi öyle. Alo, hayırlı günler Murat. Neredesin? Ha, ben şeydeyim, tapunun oradayım. Tapu dairesi yok mu Bayraklı'da? Oradayım. Müsait olduğunu beni ara, bir yön görüşme yapalım seninle. Ha, yalnızım. Tamam, beni ara, ben gelirim oraya. Tamam, fark etmez. Hadi bir yerde buluşalım, görüşme yapalım. Hadi sağ ol. Tapunun oraya mı gidiyorsun? Oradan geliyor. Ha, oradan geliyorsun. Cevdet Baba orada mı? Abiciyim ya. Tamam. Abicince idaresi sık yapıyorum. Su da içiyor. E normal. O kadar olacak. Senin sakalını Cevdet yapsın lan böyle. Kim? Yok canım. Çok güzel tıraş ediyor adamı. Aman aman. Hayatta. Sakallar değerli ya. Olur mu öyle? Hayatta yaptırmam. Hadi hayır.
Benim için saç sakal önemli. Sağ ol canım benim. Hadi görüşürüz. Dikkat et kendine. Az biraz da kaynattık değil mi? Şuradan da şurayı şöyle bir alalım. İçeri doğru. Şöyle bir koyalım bakalım. Şuralardan da biraz alalım. Yıkansaydı daha güzel olacaktı da maalesef ki su yok arkadaşlar. O da sizin şanssızlığınıza, hem sizin hem benim vallahi, hepimizin şanssızlığı. Ve evet, nasıl oldu? Güzel mi? Hatta şöyle biraz daha yakınlaşayım mı? Philips dur oğlum orada. Ne dersiniz, düzleşti mi? Bence gayet iyi oldu ama kusura bakmayın, artık yıkanmadığı için bu kadar oluyor en fazla. Yıkansaydı daha iyi olacaktı da. Ama şöyle de bir şey var. Mesela düzleştirdik biz bu sakalı değil mi? Bu düzleştiriciyle. Ama ben böyle sakal sevmiyorum işte. Bu mesela çok düz. Yani benim çok fazla hoşuma giden bir sakal modeli değil bu. Ha tamam, düz olsun ama bu çok presliyor. Ve çok preslediği zaman, ha belki siz bunları saçlarınızda yapabilirsiniz. Mesela saçınız kıvırcıktır, buralarını falan, altlarını bir düzleştirme olayı yapabilirsiniz bununla ama sakalla ne bileyim ben ya. Bu kadar düz. Baksana dümdüz oldu. Tabii siz nasıl, beğendiniz mi? Siz beğendiyseniz gerisi önemli değil zaten. Dediğim gibi Philips'in modeli galiba HS8303 çift sıfır mı? Öyle bir şey galiba modelin adı. Küçük bir makine, şu kadarcık. Ben şöyle göstereyim. Şu kadarcık. Ufak bir şey. Minnak. Böyle. Şu kadarcık bir boyutu var. Evinizde işinizi görür diye düşünüyorum. Sizin de hoşunuza girer değil. İyi de ısıtıyor. Çok fazla böyle acayip bir sıcaklık da vermiyor sakala. Gayet güzel bence. Eğer ki almak isterseniz alabilirsiniz. Yani tabii ben normal bir YouTube'çu olduğum için, hani YouTuber değilim zaten de. Hani gidip uygun da fiyatı, öyle çok fazla bir fiyatı da yok onun. Alıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Saçlarınızı da yakmaz, sakallarınızı da yakmaz. Ama tabii ben bu kadar düz bir sakal da çok fazla sevmiyorum aslında bakarsanız açıkçası. Çok hoşuma gitmiyor. Ama olsun, gene de hiç yoktan iyi, az önceki halinden iyi. Mesela çok düzleştirdi böyle aşağı doğru. Benim çok hoşuma gittiği söylenemez. Sakalım için diyorum ama. Hani ürün için bir şey demiyorum. Ürün gayet güzel. Ve nasıl kelam arkadaşlar, benim olayım bu kadardır. Yorum atarsanız, like'larsanız veya dislike'larsanız çok sevinirim. Dediğim gibi sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer videolarıma da göz atmayı es geçmeyin. Bak televizyonda da arkada da gösteriyor. Orada da katlı saç kesimini anlatıyorum. Onu da izlerseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hepinize iyi haftalar dilerim. Allah'a emanet. Bye bye.